faizde iner, Türkiye'nin riski de iner. Yoksa %19 yüksek bir faiz. Ama yani o koşullar yok. Dolayısıyla bu Toto tam spor Toto yani hiçbir şey belli değil. Hocam, eğri oturup doğru konuşalım. Şimdi karşımızda bütün bunları değerlendirip, analiz edip, kendi bağımsız kararını verecek bir Merkez Bankası yok. Bunu biliyoruz. O Merkez Bankası saraydan ne talimat gelecekse onu uygulayacak. Onun dışında bir şey yapmasını kimse beklemiyor. Saray da bundan emin. Yani saray da faiz indirilecek gibi bir cümle kullandı. Galiba bugün Cumhurbaşkanı'nın iki kanalda konuşması var ya da iki kanalın katılacağı bir konuşması var akşam. Oradan da bir telkin söz konusu olacak mı bilmiyorum. Sarayın oyun planı nedir? Yani saray neyin peşinde? Enflasyona rağmen büyüme diye mi ısrar ediyor? Enflasyonu önemsemiyor mu? Ne görüyorsunuz? Buna cevap vermek zor ama yanlış hatırlamıyorsam Cumhurbaşkanı'nın söylediği Ağustos'tan itibaren inecektir. Yani Ağustos enflasyonundan itibaren. Ağustos enflasyonu Eylül'de açıklanıyor. Dolayısıyla hani illa bu toplantıda faiz indirecek anlamına gelmiyor. Bakarsınız Eylül 3 Eylül'de açıklanacak Ağustos enflasyonu 18.95'ten 17 yerine ne bileyim ben. O zaman zaten Merkez Bankası'nın tahminleri de güçlenir. Faiz indirebilir. Hani oyun planı nedir derseniz hani arada bu Türk lirası çok değerlendiğinde bu tür açıklamalar geliyor ve Türk lirasına yine değer kaybettiriliyor. Hani söyleyenin kim olduğu bir tarafa hani sözlü müdahale diye bir şey var para politikasında. Yani merkez bankaları mesela bunu merkez bankaları söylüyor olsaydı böyle sözlü müdahaleler yapabilirler. Hoşlanmadıkları bir gelişmeyi umdukları, hoşlanacakları bir yöne çevirebilmek için yani şöyle bir görüş olabilir. Var böyle bir görüş. Sarayın danışmanlarında falan olduğunu biliyoruz değil mi? Bir ara yazılarında falan yazıyorlardı. İşte Türk lirasının değerli olması iyi bir şey değildir. Mealen söylüyorum. Çünkü Türkiye daha fazla ihracat yapmalıdır. Türk malları yabancılar açısından ucuzlamalıdır. Dolayısıyla cari işlemler açığımızı kapatmanın yolu ihracatı arttırmaktan geçer. Bunun birinci yolu da Türk lirasının değersiz olmasıdır. Bence verimlilikten geçer. Hani şey öbürü ikinci gelir. Ama neyse yani bir rasyonel aramak gerekiyorsa hani oyun planı dediniz ya. Birincisi böyle bir şey olabilir. Yani Türk lirasının fazla değerlenmesini istemiyor olabilirler. Bu gerekçeyle istemiyor olabilirler. Böyle düşünen sadece danışmanlar değil, bir dolu da iktisatçı var. Biliyoruz yazıp çiziyorlar. Hani mesela bir ara biz görevdeyken Merkez Bankası'nda para değerleniyor diye de Türk lirası değerleniyor diye de çok ağır eleştiri yapıyorlardı. Hem İhracatçılar Birliği yapıyordu hem de bazı köşe yazarları yapıyordu. İşte yüksek faiz düşük kur politikası falan yoktu öyle bir şey. Ama böyle geniş bir kesim var. Yani böyle bir rasyonel olabilir. İkincisi yine çoğu iktisatçı da var. Yine danışmanlarda da olabilir. Danışmanlar durum başka. Yani belli bir enflasyon tolere edilebilir. Ama bunun karşılığında işte büyümeyi artsın, işsizlik biraz azalsın. Ya bugün şeyi kaçırıyor. Eğer buysa baktığınız zaman verileri sadece Türkiye'de değil, Türkiye'ye benzer başka ülkelerde de var. Yani yüksek olan ülkelerde de var. Enflasyon yüksek olduğu dönemlerde büyüme de düşük oluyor. Yani iktisat kitaplarının ilk bölümlerinde söylenen şey geçerli değil. Hani biraz büyümeden feragat edip enflasyonu düşürebilirsiniz. Görüşü geçerli değil çünkü risk belirliyor. Yani siz riski yüksek olan bir yerde yerli para talep edilmiyor. Döviz kuru da artıyor. Yerli para talep edilmediği için faizler de yüksek oluyor. Büyüme de düşük oluyor. Bu gözden kaçırılıyor. Yani Türkiye'de görülmüyor sadece. Başka ülkelerde de var. Bu gözden kaçıyor. Dolayısıyla öyle bir şey olabilir. Çoğu iktisatçıda olan bu görüş olabilir. Yani iki tane şey söyledim. Bir, büyüme enflasyon gerekçesiyle olabilir. İki, yani bunlar birbirini dışlamıyor.
İki, daha rekabetçi bir kur olsun diye olabilir. İkisi birden olabilir. Ben ikisine de katılmıyorum ama olabilir, böyle düşünenler var. Evet, yani o madalyonun tek yüzünü görenleri biliyoruz. Sadece bir rekabetçi kur teziyle ihracatı teşvik etmek üzere kuru başıboş bırakmak. Ama madalyonun öbür yüzü var. Bu ülkenin ihracatından çok çok fazla ithalatı var. Dış borcu var. Hatta kamunun iç borcu, döviz endeksli iç borcu var. Kamu özel işbirliği projelerinden dolayı dövizle yükümlülükleri var. Bütün bunlar tabii nelere nelere mal oluyor. Madalyonun öbür yüzü de var. Bu tezi öne sürenlerin öbür taraftan bir haber olmaları herhalde mümkün değil. Cumhurbaşkanı tabii büyümeden de söz etti son konuşmasında. İkinci çeyrek büyümesi BETAM'ın tahmini %18 civarında. Böylece ilk yarının büyüme oranı %12'yi bulacak. Geçen yıl ilk yarı negatifti, -3.3. Bu baz etkisiyle tabii flaş bir büyüme gibi görünüyor. Ama bir talepten de canlandırılmış, biraz kışkırtılmış bir talepten de kaynaklanıyor. Cumhurbaşkanı bunu devam ettirmek istiyor galiba. Ve onun için de herhalde faiz indirimini çok göze almış gibi. Yani büyümeyi enflasyona ya da enflasyondan memnuniyetsizliği büyümeninden gelecek memnuniyetle telafi etme gibi bir oyun planı peşinde. Bilmiyorum, evdeki hesap çarşıya uyar mı? Burada biz epey şey de yaşadık değil mi? 2018'de buna benzer konjonktürler de yaşadık. Evet. Bu mümkün olur mu? Ya buradaki risk şu. Faiz indirdiğiniz zaman bu Merkez Bankası'nın faizi bankalara Borsa İstanbul'da, oradaki piyasada borç verdiği, gecelik borç verdiği paranın faizi. Bu bize böyle bakarsanız ne tüketici ne de yatırım yapacak işvereni, şirket sahibini etkiliyor. Dolayısıyla bu faizin etkili olabilmesi için, yani düşen faizin bizlerin ekonomi üzerine, büyüme üzerine etkili olabilmesi için tüketimi ve yatırımı belirleyen faizlere etki göstermesi lazım. Onlar hangi faizler? İşte mevduat faizi, elbette kredi faizi. Ya o zaman kritik soru şu: Merkez Bankası faizi indirdi diye kredi faizi de düşer mi? Eğer düşüyorsa mesele yok. Ve Merkez Bankası faizi indirince, mevduat faizi de inince yerleşikler, hane halkı